telefon ve tabletler ortaya çıktıktan sonra ben metro ve metrobüslerde kitap okumaktan ziyade insanların akıllı telefonlarını alıp etrafından bir haber olduğunu gördüm ve üzülerek söylemek istiyorum, apolitik ve asosyal bir gençlik ortaya çıktı. Artık yasaklanacak, özgürlük gitti, tarafsızlık gitti vesaire. 95 yıllık tarihiyle Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş çok önemli bir yerdeyiz. Cumhuriyet Gazetesi'nin müzesindeyiz ve çok değerli bir isimle bugünkü programımızı başlatıyoruz. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhat Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, aslında tam da yerindeyiz, noktasındayız. 95 yıllık bir yaşanmışlığın içerisindeyiz ve medyayı konuşacağız. Evet. Medya ile ilgili yeni bir düzenleme var, onu konuşacağız. Tam ismini de söyleyelim, internet üzerinde yapılan yayınlara radyo televizyon üst kurulu denetimi getiren yasanın yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı ve yayımlanır yayımlanmaz da tartışmalar başladı. Evet. Ne olacak? Özellikle bu sosyal medya üzerinde ne olacak tartışması başladı. Dilerseniz sizin de uzmanlık alanınız, konuyu çok yakından takip ediyorsunuz, evet, çok iyi biliyorsunuz. Tamam. Uygulama nasıl olacak? Neleri kapsayacak? Kısacası düzenleme ne getiriyor yeni hayatımızda? Şimdi tabii özellikle bizim için internet çağımızın en temel parçası durumuna geldi. Hayatımızın merkezinde yer almaya başladı. Özellikle baktığınızda sosyal medyanın da gelişim göstermesiyle ki Türkiye'de de çok yaygın bir sosyal medya kullanıcı kitlemiz söz konusu. 82 milyonluk Türkiye nüfusunun 59 milyonu aktif internet kullanıcısı ve 52 milyonu ise aktif sosyal medya kullanıcısı Serhat Bey. Ve bunun 44 milyonu ise aktif mobil sosyal medya kullanıcısı. Neden mobil vurgusunu yaptım? Hı hı. Çünkü akıllı telefonlar artık hayatımızın merkezinde yer almaya başladı. Bugün çağın yeni hastalıklarından FOMO, Fear of Missing Out adını verdiğimiz, gelişmeleri kaçırma korkusu olsun ya da nomofobi diye tabir ettiğimiz, no mobile phonia diye tabir ettiğimiz akıllı telefonumuz olmadan yaşayamama korkumuz bizim bu noktada biraz dijital bağımlı olmamıza sebebiyet verdi. Ve internet de özellikle biliyorsunuz internetin de temeli 1960'lı yıllarda kurulmuş ARPANET'tir. Askeri muhaberat amacıyla kurulmuştu. Ancak daha sonra 2000'li yıllarla birlikte ki 2000'li yıllar biliyorsunuz ADSL adını verdiğimiz asimetrik sayısal abone hatlarının gelişim göstermesi, internetin maliyetinin düşmesi ve eş zamanlı bir şekilde telefon hizmeti alarak eş zamanlı bir şekilde de internet hizmeti aldığımız o yapının ortaya çıkması ve daha sonra 3G, 4.5G, 5G teknolojisinin hayatımızın merkezinde yer almaya başlamasıyla birlikte günümüzdeki bu yapı oluşmaya başladı. 2011'de 3984 sayılı RTÜK kanunu 6112 sayılı kanuna yerini bırakmıştı. Bu internetteki bazı düzenlemeler ve RTÜK'ün kendi içerisinde yaptığı bazı değişiklikler kanuna yansımıştı. Sizin de az önce ifade ettiğiniz en son yapılan yönetmelik doğrudan internet yayıncılığını temel alan bir yönetmelikti. Artık bugünden itibaren İnternet üzerinden yapılan radyo, internet üzerinden yapılan televizyon, internet üzerinden yapılan video on demand diye tabir ettiğimiz isteğe bağlı yayın hizmetleri artık RTÜK denetimine tabi olacak. RTÜK 10 yıl süreyle bu tarz yayın lisanslarını verecek. Radyo için 10 bin lira, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti için 100 bin lira gibi bir bedel ödenecek ve RTÜK yıllık lisansı verecek ve bundan sonraki süreç o 6112 sayılı RTÜK kanununun işlemesi gerek geleneksel yani işte bu uydu üzerinden ya da işte karasal yayın üzerinden yapılan yayın içeriklerine nasıl bir denetim RTÜK tarafından yapılan denetim söz konusuysa aynı denetim, aynı kontrol mekanizması internet üzerinden gerçekleştirilen, dijital yayın platformları üzerinden gerçekleştirilen ki bunların bazıları küresel ölçeklidir yani Netflix gibi ya da YouTube Premium gibi bazıları ise yerel ölçeklidir. İşte Blue TV gibi, Puhu TV gibi bunlar da aynı denetime tabi olacak. Nasıl geleneksel yayın platformları diye tabir ettiğiniz işte ulusal ölçekli yayın hizmeti veren televizyon kanalları, kurum ve kuruluşları nasıl RTÜK'e tabi ise yayınlar nasıl 365 gün saklanıyorsa ve daha sonra herhangi bir
eleştiri, herhangi bir işte ne bileyim konuya yönelik şikayet geliyorsa ve daha sonra LÜTÜK yayıncıdan bu içerikleri istiyorsa, daha sonra bu içerikleri inceliyor ve buna göre cezai müeyyide uyguluyor ise, aynı durum internet üzerinden yayın yapan platformlarda da karşımıza çıkacak. Tabii bunlar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Belki ilerleyen dakikalarda bunlara da değineceğiz. Dilerseniz genelden özele doğru gidelim. Şimdi internet yayıncılığı, yayıncılık faaliyetleri adına aslında özgür bir platform olarak bilinir. Ancak mevcut düzenleme ile internet yayıncılığı üzerinde bir baskı oluşturulabileceği eleştirisi dünden itibaren sıkça dile getiriliyor. Dilerseniz bu soruyla başlayalım ve altta hangi uygulamalar olacak onlara doğru inelim. Yani internet yayıncılığı üzerinde bir baskı kurulabilir mi? Daha açık soracağım. Bu bir sansür düzenlemesi mi? Evet. Şimdi şöyle yasayı şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi en büyük eleştirilerden bir tanesi Netflix'e gelmişti. Netflix'teki içeriklere baktığınızda bunlar daha çok işte geleneksel medyada, yani konvansiyonel medyada yer almayan işte küfürlü, argolu konuşmaların gerçekleştiği, işte şiddet içerikli, uyuşturucuya özenme, alkol, sigara gibi unsurlara özendirme gibi içerikleri bünyesinde barındırıyordu. Ve tabii bunlar da ister istemez toplumsal olarak bir takım eleştirilere tabi tutuluyordu. Sosyal medyaya bu yansıyordu. Birçok işte platformda, yayın kuruluşunda buna yönelik eleştiriler geliyordu. Yani işte bu çocukların zihinsel, fiziksel gelişimini etki ediyor, bunların kontrol altında tutulması gerekir vesaire gibi eleştiriler vardı. Normalde bu tarz yayın platformlarında artı 13, artı 18 gibi içerikler söz konusudur. Ama yapılan eleştirilerin en büyüğü bir çizgi film, ki bu Netflix üzerinden yayınlanan bir çizgi filmdir. 3 altında Arkadi Hikayeleri isimli bir çizgi filmde 9-10 yaşlarında iki kız çocuğunun öpüştürülmesi aslında bu dinamiti ateşledi ve bu noktaya geldi. Şimdi yasada tam eksik olan bazı muğlak ifadeler yer alıyor. Yani hani dediniz ya az önce bu bir sansürle karşılaşabilir mi diye. Şu an bunu söyleyebilmek çok da mümkün değil. Çünkü hani bunun nasıl uygulanacağı, sadece işte bu az önce ifade ettiğimiz işte uyuşturucu, işte alkol, cinsel içerikli, şiddet içerikli yayınlar vesaire mi acaba kontrol altında Uygulamaya bakılacak galiba. Bundan sonra nasıl olacak? Ha evet, çünkü şu an yani bu yasa sonuçta ortaya çıktı. Ama şu an dediğim gibi herhangi bir ceza, herhangi bir yaptırım, herhangi bir denetim uygulanmadı. Belki hani ilerleyen günlerde böyle bir şey olur. Sonra tekrardan sizle bir araya geliriz. Hani somut bir içerik ortaya konacak ki, misal işte ne bileyim bir program yayınlandı ve bu programda bir düşünce açıklandı ve bu düşünce açıklandıktan sonra bir sansür mekanizması işledi. O zaman sizinle konuşabiliriz bunu. Aa evet, gerçekten bak hani içki ya da çocuklara cinsel içerikli, şiddet içerikli unsurlar adı altında bir sansür mekanizması oluşturuldu diyebiliriz. Ama şu an bunu söylememiz için erken. Çünkü yani, daha yasa dün çıktı biliyorsunuz ve uygulamaya bakılacak. Uygulamaya bakalım ne olacak? Peki nasıl olacak? Mesela benim aklıma şu geliyor. YouTube olsun, diğer sosyal medya içerikleri olsun, milyarlarca veri var. Evet. Nasıl denetleyeceksiniz? Evet. Veya nasıl göreceksiniz? Bir şikayet mi olacak? Yani nasıl olacak çalışma? Şimdi çok doğru söylediniz. Bugün artık biz büyük verinin içerisindeyiz. Evet. Yani büyük veri sizin, ki yapay zeka teknolojisiyle artık özdeşleşen, YouTube'da bir video izlerken sizin izlediğiniz anahtar kelimeye göre size video öneren bir yapıdan bahsediyoruz. Yani sürekli artık biz takip ediliyoruz. Hani George Orwell'in 1984 romanı vardır. İzleyicilerimiz de bu romanı hatırlayacaklardır. Orada bir sürekli bir denetim söz konusudur. Evet. İktidarın gözü her yerdedir. Big Brother is watching you. Yani büyük birader sizi izliyor. Biz sosyal medyada da izleniyoruz. Ama unuttuğumuz nokta şu. Sadece iktidar bizi izlemiyor. Bizi reklamcılar da izliyor. Bizi hedef kitle olarak gören, bizi müşteri olarak gören bir kitle de izliyor. Büyük firmalar aracılığıyla değil mi? Kesinlikle. Reklam verenler, reklam alanlar, herkes sizi seyrediyor. Sizi müşteri olarak görüyorlar. Ve sürekli her türlü içerik, attığınız her adım, yani şunu bırakın, sizin akıllı telefonunuzla tıkladığınız her şey, baktığınız her şey aslında kayıt altına alınıyor. Böyle büyük bir veriden bahsediyoruz. Denetim çok zor internet ortamında. Hele ki VPN diye tabir ettiğiniz,
bugün farklı bir ülkeden IP'lerinizi değiştirerek o içerikte alabileceğiniz bir yapı söz konusu. Misal vermek istiyorum. Bu denetim mekanizması çok sert geldi Netflix'e. Hı hı. Ve 65 bin aboneyle birlikte dedi ki ben artık hayatıma son veriyorum. Türkiye'ye ben artık yayın hizmeti sunmayacağım dedi. Misal, örnek veriyorum. Vazgeçti. Yani bu yasa bana ağır geldi. 100 bin lira ben vermek istemiyorum. Zaten 65 bin aboneden aldığım para şu vesaire dedi. Ve diyelim Türkiye pazarından çıktı. Ama Türkiye pazarından çıkması, Türkiye'den çıkması anlamına gelmiyor. Ekonomik olarak çıkmış oluyor. Hı hı. Niye artık bugün illegal yollardan, yasa olmayan yollardan biz yayın içeriklerini seyredebiliyoruz. IPTV adıyla. Evet. O da yanlış kullanılıyor Serhat Bey. IPTV internet protokol televizyon. Yani IPTV aslında geniş band internet hizmeti sağlayan bir dijital yayın standardıdır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama o ne yazık ki yasal olmayan platforma verilen at durumuna geldi. Bu beni üzüyor. Yani hani yüksek lisansla evet yani doğrusunu kullanalım. Doğrusunu o illegal yollardan yapılan bir yayın içeriği. Bunu lütfen IPTV adıyla adlandırmayalım. Yani ben biraz bilimsel zemine oturtmaya çalışıyorum. IPTV dersek bugün TV bu da bir IPTV hizmeti evet. sunmuş oluyor ama yasal yollardan Türk Telekom'un altında altyapısını kullanarak geniş band internet hizmeti sunan bir dijital yayın platformudur. Şimdi bu sefer hepsini siz o standarda koyuyorsunuz. Doğru. Bizler zaten doğruyu aktarmakla yükümlü olduğumuz için lütfen onu illegal yollardan yayın hizmeti sunan platformlar dersek daha doğru olur. Çünkü onlar hepsini alıyor. Bugün mesela Bein Sports'u da alıyor, koyuyor, yayın içeriklerini de görebiliyorsunuz. İşte Netflix'i alıyor, Blue TV alıyor, Pluto TV alıyor ve çok cüzi miktarlarda. Yani mesela aylık 20-25 liraya, işte yıllık 200-250 liraya siz bütün yayın içeriklerini elde edebiliyorsunuz. Sayın Kırık, şimdi madem Netflix veya Blue TV üzerinden gidiyoruz. Evet. Şimdi yurttaşlar diyor ki ben madem hani özgürce izleyemeyeceksem, para veriyorum platforma, filmleri, dizileri istediğim gibi izleyemeyeceksem niye para veriyorum? Para veriyorsam niye sansüre veya işte tırnak içerisinde söylüyorum, niye birilerinin denetimine tabi olacak? Bu nasıl aşılacak? Şimdi şöyle, bu özellikle şimdi bu platformları izleyenler, zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi çoğu zaten bu içerikleri, unsurları beğendikleri için, sevdikleri için abone oluyorlardı. Evet. Ne yapıyordu? İşte 15.99 lirayı ödüyor, abone oluyor. Ya da işte YouTube Premium 16.99 liraya geliyor, abone oluyor. Ne yapıyor? YouTube Premium reklamsız bir şekilde YouTube izleme keyfini yaşıyordu. Bir de artık günümüzde geleneksel medya biliyorsunuz senkronize olduğu için yani bir program yayınlanıyor saat 8'de 9'da ya da saat 2'de 3'te. Şimdi Serhat Bey örnek vermek gerekirse sizin bir mesainiz var. Bu mesaiye uymak zorunda kalıyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Sevdiğiniz bir dizi misal saat 2'de 3'te televizyonda yayınlanıyor. Siz ne yapıyordunuz? Bu diziyi kaçırıyordunuz. Bu tip yayın platformları, isteğe bağlı yayın hizmeti sunan bu yayın platformları... Şehrin dayattığı aslında, şehirleşmenin dayattığı, günümüzün... Evet. Metropollerin dayattığı bir sistem. Dayattığı bir sistem. Çünkü o saatte mesai. Evin başında olamıyoruz. Evet, olamıyoruz. O yüzden ne oluyordu? Akşam işte evinize gelip yemeğinizi yedikten sonra işte bu dizileri, filmleri, içerikleri izlemek. Durdurarak üstelik. Kesinlikle. Sizi hem deşarj ediyordu hem de işte ne bileyim işte tuvalet ihtiyacınız var. Ya da mesela baktınız uykunuz geldi. Durdurup ondan sonra tekrardan kaldığınız yerden izleyebilme şansına sahip oluyorsunuz. Şimdi bu da çok büyük bir avantaj. Zaten bu IPTV diye tabir ettiğimiz dijital yayın platformlarının sunduğu en büyük avantajlardan bir tanesi. Çünkü yeni medyanın Rogers'a göre 3 temel özelliği vardır. Etkileşim, kaynağın alıcı, alıcının kaynak olduğu, kitlesizleştirme, artık kitle iletişim araçlarından ziyade bireye yönelik yayın gerçekleştirilmesi ve eş zamansızlık. Yayın içeriği istenilen saatte istenilen yayın içeriğine ulaşılabilmesi. Şimdi bu platformlar bize bunları sunuyordu. Sadece cazip olmasının sebebi yayın içerikleri değil. Değil mi? Bunun yanında özgürlük kullanım alanı. Kullanım alanı. Özgürlüğüydü baktığınızda. Şimdi insanlar böyle bir RTÜK'teki böyle bir yönetmelikle karşılaşınca insanlarda soru işaretleri gelmeye başladı. Bir de sadece yönetmelik yayınlandı. Resmi bir açıklama da şu an gelmedi. Yani hani konuya yönelik ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya da Netflix gibi yayın platformlarından da biz gelecekte ne yapacağız? İşte Türkiye pazarından çekiliyor muyuz, çekilmiyor muyuz? Böyle bir şey de gelmedi. Şu an her şey muğlak. Ve bu muğlaklığın geçmesi de ilerleyen günlere bağlı. Hani biraz
sıcağı sıcağına şu an bunları tam bilemiyoruz, tespit edemiyoruz. İnsanlar merak ediyor ama biraz uygulamayı görmek lazım. Evet, uygulamayı görmek lazım. Ya gerçekten hani bu çocukların zihinsel, fiziksel gelişimini etkileyici türde yayın içeriklerine mi engel olunacak ki vatandaşların bazıları, ben şimdi sosyal medyada da analizler yapıyorum. Hı-hı. Çünkü bunlar çok önemli. İnsanların sosyal medyadaki yorumları, fikirleri, görüşleri, bu katılımcı demokrasinin de gereksinimi ki yurttaş gazeteciliği biliyorsunuz çok önemli bir kavram. Jay Rosen'ın ifade ettiği bu kavram artık günümüzde sosyal medya, bloglar, internet sitelerinde de bizim karşımıza çıkmaya başladı. Ama şunu söyleyelim hemen, internet haber sitelerini kapsayan bir yönetmelik değil bu. Tamam. Sayın Greg, dilerseniz biraz da böyle bizim gazetecilik mesleğini ilgilendiren kısma doğru yaklaşalım. Şimdi çeşitli dijital ortamlarda bağımsız habercilik yapan siteler, gazeteciler, YouTuberlar, ondan sonra bireysel iletişimlerin bu yasal düzenleme ve yönetmelik kapsamına girip girmediğini merak ediyorum. Çünkü birçok kişi evet belki gazetecilik mesleğini yapamıyor ama bu sosyal medyayla birlikte bir şekilde meramını anlatıyor, kullanıyor. Etkiliyor mu şimdi? Yani ben mesela YouTube üzerinden habercilik yapamayacak mıyım bundan sonra bu düzenlemeyle? Ne olacak? Şimdi şöyle, önce şunu söylemek lazım. Özellikle günümüzde internet gerçekten gazeteciler açısından, muhabirler açısından, haberciler açısından çok önemli bir ortam durumuna geldi. Çünkü hızlı bir habercilik söz konusu burada. Hızlı, kesintisiz bir habercilik söz konusu. İşte Scope'dan geliyorsunuz, yayın yapabiliyorsunuz ya da YouTube'dan kendi yayınınızı oluşturabiliyorsunuz ya da işte Periscope'dan bu yayınları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar çok büyük bir avantaj. Özellikle haberciler açısından çok büyük bir avantaj. Bugün bizim işte yaptığımız dijital ortamdan binlerce, belki on binlerce kesime fikirlerimizi, düşüncelerimizi aktarabileceğiz. Burada çok ince bir nüans farkı var. Onu söylememiz gerekiyor. Şimdi bizim bir yayın platformu alternatif diyebilmemiz için, hani alternatif medya kavramını kullanabilmemiz için, alternatif medya bağımsız ve herhangi bir reklam gelirinden beslenmemiş olması gerekir. Çünkü bu medyada, bizim iletişim camiasında, iletişim literatüründe kullandığımız alternatif medya kavramı budur. Yani herhangi bir yerden beslenmemiz gerek. Ama bugün günümüzde hep medyayı biliyorsunuz, biz iletişim akademisyenleri olarak da eleştiriyoruz. Yani tarafsız bir anlayışın olmadığını hep söylüyoruz. Ama bunu gerçekten görüyoruz. Yani herkes kendine göre görüşlerini, fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Biz nacizane akademisyenler olarak bunu yapmamaya, doğru bildiğimizi, gördüğümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Olması gereken budur. Çünkü biz hani doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, kendi öğrencilerimize bunları anlatıyoruz. Hani ana daha sonra öğrencimiz sektöre girdiği an tam tersi bir manzarayla karşı karşıya oluyor. O yüzden biz de artık yavaş yavaş onları hani yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben mesela kendi derslerimde onlara blog açmalarını öneriyorum. Neden? Hani İşsizlik biliyorsunuz bizim gazetecilik sektörünün en büyük sorunu. TÜİK verilerine de baktığınızda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığınızda en yoğun işsizliğin yaşandığı ortam gazetecilik. Gazetecilik sektörü. Çok mezun veriyor. Çok veriyoruz gerçekten. Dar. 80'e yakın iletişim fakültesi var. Sektör dar, istediği yerlerde çalışamıyorlar. Bazı iletişim mezunlarımız pedagojik formasyon alıyorlar, gidiyorlar. Serhat Bey öğretmenlik yapmak istiyorlar. Ücretli öğretmenlik yapanlar var. Medya okuryazarlığı dersini verenler var. Aynen, veriyorlar ama bu zorunlu bir ders değil. İşte bazı sosyal bilgiler öğretmenleri dersleri veriyor bunları. Bu benim için üzücü. Yani biz bu kadar 4 sene bu iletişim fakültelerini okuyoruz, pedagojik formasyon alıyoruz. Yani burada bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani iletişim mezunları 4 sene gerçekten okuyorlar. Bizim sektörümüz biraz bu noktada da üzücü. Yani gerçekten hani biraz diksiyonunuz güzelse, biraz da güzelseniz hani hemen muhabir olabiliyorsunuz. Bu üzücü. Ben bu konuda biraz sert mizacım var, duruşum var. Ama öyle olmaz. Çünkü entelektüel birikim olmadan zaten gazetecilik mesleği bence yapılamaz. Yani sahadan gelmek gerekiyor. Sahadan yani bu alaylı da olabilirsiniz. Alaylı da olabilirsiniz. Yanlış anlamayın. Yani uluslararası ilişkiler mezunu da olabilirsiniz. Ekonomi, iktisat mezunu da olabilirsiniz. Ama kendinizi iyi yetiştirmişsinizdir. İyi okumuşsunuzdur. Kendinizi geliştirmişsinizdir. Ne yaparsınız? Kişisel bloğunuzla birlikte gazetecilik yapmaya başlarsınız. Gelirsiniz işte sokakta gördüğünüz bir olayı haberleştirirsiniz. İşte tam bu noktada ben şimdi bunu düşünüyorum. Mesleğim gazetecilik değil ama çok seviyorum. Gazetecilik yapmak istiyorum. Veya YouTube'da veya benzer platformlarda bir olayı gördüm. Evet. Kaydettim ve paylaştım kendi adıma sosyal medyamdan. Peki bu içerik sakıncalıysa RTÜK'le bir karşı karşıya gelmem söz konusu olacak mı? Ha, şimdi şöyle, bu mevcut yasamız bu kişisel içerik üreten
işte YouTuber'ları ya da kişisel içerik üreten gazetecileri vesaire kapsamıyor. Ancak yasada şöyle bir ifade var. Yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir ifade var. Yurttaş gazeteciliği yapanlar diyor. Ne demek o? Ha, şimdi yurttaş gazeteciliği yapanlar benim şimdi aklıma gelen bu işte gazeteci, muhabir ya da habercinin kendine özgü kanalı oluşturup buradan yaptığı içerikler. Yani şimdi baktığınız. Bunun ayrımı nasıl olacak peki? Ha, şimdi bu bakın buradaki ayrım şu. Dikkat edin. Sürekli yayın yapan diyor. Orada baktığınızda sürekli yayın yapan demek ne demektir? Düzenli 24 saat ya da her gün kesintisiz yayın yapanları kapsıyor. Şimdi dolayısıyla hani içerik üreten ya şimdi diyebilirler ya ben gazeteciyim. Ben içerik üretiyorum. Evet. İşte görüşlerim, fikirlerim, düşüncelerimi paylaşıyorum. Beni de kapsar mı? Hayır. Yasa onları kapsamıyor. Yani sadece kendi kanalını kurmuş, haberlerini paylaşan, içeriklerini paylaşan, bir YouTuber gibi, bir fenomen gibi yayın içeriklerini sunan gazetecileri, muhabirlerini ya da vatandaşları. Yani sadece sıradan vatandaş kapsamıyor. Ama düzenli yayın yapan ve bundan gelir elde eden, ki gelir elde edenler de çok önemli. Misal Netflix. Sen Türkiye'de yayın yapıyorsun. Evet. Gelirinin diyor, 1/4'ünü abonelerden elde ettiğin gelirin 1/4'ünü RTÜK'e ödemekle yükümlüsün. Şimdi Serhat Bey, bakın eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi siz buradan gelir elde edeceksiniz. Şimdi siz misal, siz bir cumhuriyet çalışanısınız. Ya da buradaki arkadaşlarımız, bu ortamda çalışan arkadaşlarımız ne yapıyor? Devlete hemen vergisini ödüyorlar, evet, değil mi? Evet. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemizde bir hizmet veriyoruz ve ülkemize de bir borcumuz var. Kesinlikle. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu vergilerimizle ödüyoruz. Ama sosyal ağlarda ve bu tarz platformlarda insanlar bunu görmüyor. Ben üzülüyorum. Evet, eleştirin, denetimi eleştirin ama iktisadi yapıyı da düşünmeniz gerekiyor. Burada devletimizin de bu noktada gelir elde etmesi gerekiyor. Yani sen burada elinin kolunu sallayarak bir yayın gerçekleştireceksin ama bunun vergisini vermeyeceksin. Ve bizler bunları kendi gelirlerimizi işte kazandığınız alnınızın terini dökerek vereceksiniz. Ama bundan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne herhangi bir vergi vermeyeceksiniz. Bu da yanlıştır. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması da gerekiyor Serhat. Ama burada şu eleştiri de yapılıyor. Evet. Siz söylemlerinizde çok haklısınız. Ancak biraz önce de biraz belirttiniz. Radyo yayınları için 10.000 TL, evet. Diğer yayınlar için 100.000 TL gibi bir para devlete ödenmesi gerekiyor. Bunu belki şöyle diyebiliriz. Bu belki küresel ölçekli yayın platformları için dediğiniz gibi çok önemli bir çok rakam değil. Cüzi gelebilir. Evet, evet. Haklısınız. Ama peki ben şimdi internet üzerinden, YouTube üzerinden yayın yapıyorum. Sürekli de yapıyorum ama bundan bir gelirim de yok. Gazeteciyim veya gazetecilik mesleğini seviyorum, yapmak istiyorum. Peki bu ücreti yatırmazsam ne olacak? Şimdi bundan sonraki süreç şöyle cereyan ediyor. Şimdi sizin eğer gerçekten yurttaş gazeteciliği yaptığınız ve buradan işte dediğim gibi düzenli yayın yaptığınız tespit edilir ise evet. RTÜK aynı o 6110 sayılı kanun ve son yayınlanan yönetmeliğe sizi tabi tutar. Ve der ki 30 gün içerisinde benim yapıma uygun hale getir. Benim yönetmeliğime, benim hukuki müeyyidelerime uygun hale getir. Bu mali bir baskı değil mi? Şöyle baktığınızda evet, yani sizin yapısal olarak, sizin düzenli olarak yayın yaptığınız görülürse bana diyor hani lisanslama için bunu al. Ama bu yine şunu söylüyorum. YouTube içerisinden yapılan yayınları yine kapsamaz. Çünkü YouTube üzerinden siz istediğiniz kadar 24 saat canlı yayın yapın. Zaten YouTube kendine özgü bir platform olduğundan dolayı sizi kapsamaz. Yani siz bir gazetecisiniz ama YouTube üzerinden yayın yapıyorsunuz. Yurttaş gazeteciliği yapıyorsunuz diyelim. Ama zaten YouTube üzerinden resmi olarak bir gelir de elde edemiyorsunuz baktığınızda. Oradaki reklam gelirlerini alıyorsunuz. O da zaten cüzi rakamlar ve zaten onu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin YouTube'la anlaşması gerekir. Yani YouTube'la anlaşıp YouTube'dan bu gelir vergisini elde etmesi gerekir. Sizden değil. Çünkü zaten parayı direkt kesip size ödeyen Google'dır. Google reklamlarından siz aslında YouTube'dan da almıyorsunuz. Google reklamları üzerinden alıyorsunuz onu. Dolayısıyla burada Google ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında bir anlaşma, akit olması gerekiyor. Burada sizi bağlayan bir şey yok. Şu an YouTube legal bir şekilde internetten yayın yapıyor mu? Yapıyor. Evet, evet. Herhangi bir bloklama, herhangi bir engelleme. Yasak, engelleme söz konusu mu? Değil. O zaman sizin yayın yapmanız, oradan canlı yayın yapmanız ya da sokaktan herhangi bir yayın yapmanız kapsamıyor. Yasa da bunu zaten demiyor, kapsamıyor. Ama siz
bir platform olarak YouTube ya da YouTube değil benzeri başka bir platformdan ben diyorsun ki bir internet sitesi aldım ve buradan bir televizyon kurdum. Buradan ya yapıyorum. Bunları kapsıyor. Bakın. Çünkü siz oradan reklam geliri elde ediyorsanız işte atıyorum X bir site kurdunuz Serhat Bey. Buradan siz bir web TV de kurdunuz. Buradan yayın yapıyorsunuz. Onları kapsıyor bakın. Burada hani YouTube'dan yapılan yayını kapsamıyor. Bakın bunu lütfen altına basa basa söylüyorum. Yanlış algılamalara mahal vermeyeyim. Aa ben YouTube'dan yayın yapıyorum. O zaman benim yayınım kesilecek mi? 100 bin lira vergi ödemekten mi yükümlüyüm? Böyle bir şey söz konusu değil. Hemen izleyicilerimizi orada uyalım. Böyle bir şey yok. Ama bir site açmış, buradan yayın yapıyor, buradan gelir de elde ediyor. O zaman Retük diyor ki sen diyor benim denetimime tabi olmak zorundasın. Ama orada da diyorum ya açıklar söz konusu. Yani bu uygulama uygulamayı yani. Görmemiz lazım. Çünkü yasada resmi şunu demiyor mesela Serhat Bey. İnternet sitesinden yapılan demiyor. Ya da online video paylaşım siteleri de demiyor. Bir bakalım, bekleyelim. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Uygulamayla. Çünkü hani şu an muallakta kalıyoruz. Şu an aslında yasaya baktığımızda sadece bu ücretli olan yayın platformlarını kapsıyor. İşte nedir bu? YouTube Premium, Netflix, Blue TV, Pluto TV. Bunları kapsıyor. Bunları söylememiz gerekir. Bunlarda şu an sorun yok. Ve şunu söylememiz gerekir. İçeriği ne olacak? Gelecekte ne olacak? Evet. Bundan sonra içerik olarak ne yapılacak? Şimdi şöyle, insanlar bir kere bu yönetmeliği gördüler tabii. Hani nasıldır, nedir? Şu an içeriklere bakıyorlar, kontrol ediyorlar yani. Hani yapıya bakıyorlar. Ne olduğu, ne ettiği, bunun ne olacağı, geleceğinin ne olacağı sürekli düşünüyorlar. Bu biraz sürüncemeli bir süreç. Hani ne yapacak, ne olacak? Bunu sorgulamamız gerekir. Ben şöyle düşünüyorum. Uzun vadede sadece gelir elde eden dijital yayın platformlarına bu müeyyidelerin uygulanacağını düşünmekteyim. Çünkü hani bu noktada Retük'ün de hassas olduğu, internet yayınlarına da ben doğrudan bir müdahale olmayacağını, özellikle YouTube gibi platformlara doğrudan müdahale olmayacağını düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı zaten hani Retük de vatandaştan karşılayacağı tepkiyi çok iyi biliyor. Yani hani ben burada yayınlara kontrol edersem, müdahale edersem ne gibi bir tepkiyle karşılaşacağımı biliyor. Ben sadece bu uygulamanın şu olacağı, az önce size ifade etmiş olduğum, hani düşünsel özgürlük, fikirsel özgürlükten ziyade, hani işte çocukların, gençlerin zihinsel, fiziksel gelişimini engelleyici türde, işte alkol, uyuşturucu özendiriciliği, bu tarz içerikler ya da işte çocukları cinselle şiddete yönlendirici içeriklerin kontrolü altında tutulduğu ya da işte ne bileyim bölücü bir faaliyetin, işte devletin birlik bütünlüğünü bozucu bir faaliyetin denetleyeceğini ben düşünmekteyim. Çünkü hani bugün geleneksel medyada da baktığımızda zaten bir denetim söz konusu biliyorsunuz yani. Evet. Bir denetim söz konusu. Aşırı ağır olduğunda da ne oluyor? Hemen insanlar tepki gösteriyor. Yani geçmişte neydi? Evlilik programları vardı. Bu toplumu çok büyük yozlaşmaya itmişti. Biliyorsunuz evet. Yani. Müdahale etti ve kaldırıldı. Ben şimdi bunu doğru buluyorum Serhat Bey. Yani bu müdahaleyi yani aile yapısını bozuyordu. İnsanları böyle çok farklı bizim resmi işte önemli olan fikirlerimiz, düşüncelerimizden ziyade böyle topluma bir afyon etkisi oluşturuyordu. Uyuşturuyordu yani beyinlerimizi uyuşturuyordu. İnsanlar kaç saat geliyordu o programları seyrediyordu. Ve hala bakın geleneksel medyada da bir tür programlar söz konusu. Yani dolayısıyla şimdi denetimsiz bir yapı anarşiyi getirir biliyorsunuz. Ama çok sıkı bir denetimde baskıyı getirir. İşte o Serhat dengeyi Bey. Sağlamak değil mi? O dengeyi sağlar isek bence bu yönetmelik çok doğru bir yerinde. Ama sizin ifade ettiğiniz gibi baskıya, sansüre gelir ise ki bu beklediğimiz bir şey değil. Söz konusu değil. Ben böyle olacağını da düşünmüyorum. İşte o zaman sıkıntı olur. Toplumda da bir kaos ortaya gelir. Aa derler ki insanlar aa bu yönetmelik bir sansür yönetmeliymiş. Ama sizin de az önce söylediğiniz bir bakalım, bekleyelim ne olacak. Ben şimdi çok kıyamet senaryoları yazılıyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Serhat Bey, burada biraz sosyal medyanın da çok büyük bir etkisi var. Hemen yangına körükle yaklaşıyoruz. Dijital okur yazar değiliz. Yani insanların yazdığı bir şeye, ya yönetmeliği okuyun bir bakın ya. Artık yasaklanacak, özgürlük gitti, tarafsızlık gitti vesaire. Ben biz bakalım diyorum. İnsanların ağzına bakmayalım. Ama ne yazık ki günümüzde hep biz hani sosyal medya bizi bir fast food kültürüne aşıladı ya. Evet, maalesef. Hemen orada bakıyoruz Serhat Bey. Bilinçli insanlar olalım. İyi dijital okur yazar olalım. Türkiye'nin bilinçli yazar. İyi dijital okur yazar olmak. Türkiye'nin eğitimli, bilinçli insanlara ihtiyacı var. Kesinlikle. Okuyan, araştıran,
gördüğünü sorgulayan insanlara ihtiyacı var. Ben Serhat Doğan'dan değil, ben yönetmelikten bunu almalıyım. Yönetmeliği okuyup Serhat Doğan'ın bu yönetmeliği nasıl yorumladığını öğrenmeliyim. Şimdi biz bu yönetmeliği sorguluyoruz değil mi? Sizinle birlikte ne yapıyoruz? Karşılaştırıyoruz, teyit ediyoruz. Diyoruz ki bakın şöyle şöyle, böyle böyle. Ama biz o yasa üzerinden, yönetmelik üzerinden bunu yapıyoruz. İşkembe-i Kübra'dan konuşmuyoruz. Evet, evet. Ama ne yazık ki insanlar bunları okumadan Ahmet'in Mehmet'in lafıyla kanıyorlar, aldanıyorlar. Aman Serhat Bey, bunu her kesim yapıyor. Bizim bilinçli eğitimli yurttaşlara ihtiyacımız var. Ülkemizin, devletimizin, milletimizin geleceği iyi dijital okuryazar olmak. Yani dijital medyadaki metinleri doğru okumak, doğru iyi anlamak, iyi analiz etmek. Çok önemli Serhat Bey. Biz burada öğrencilerimize, ben kendi fakültemde hep öğrencilerime bunu anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz bir metni içeriye hemen inanmayın. Karşılaştırın. Farklı kaynaklardan analiz edin. Kafanız deve kuşu gibi kuma gömülü olmasın. Gidin A gazetesinden de alın okuyun. B gazetesinden de alın okuyun. A TV'yi de izleyin. B TV'yi de izleyin. Bu çok önemli Serhat Bey. Bunu yaptığımız an daha faydalı olacağız. Ve doğrusunu gerçekten ortaya çıkaracağız değil mi? Doğrusunu daha iyi algılayacağız. Ve gerçeği net göreceğiz. Şüphe edeceğiz. Çok önemli. Sorgulamak, şüphe etmek toplumumuzun en büyük sorunlarından bir tanesi. Akıllı telefon ve tabletler ortaya çıktıktan sonra ben metro ve metrobüslerde kitap okumaktan ziyade insanların akıllı telefonlarını alıp etrafından bir haber olduğunu gördüm ve üzülerek söylemek istiyorum. Apolitik ve asosyal bir gençlik ortaya çıktı. Benim de mezun olduğum Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, doçent. Aynı zamanda yüksek lisansınızı yaptığınız tezinizi verdiğiniz. Evet, sizle birlikte çalıştık. Sağ olun. Çok teşekkürler doçent doktor Ali Murat Kırk. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için, bu güzel sohbetiniz için, beni bu güzel ortamda misafir ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum Serhat Bey.